Deli kardeşlerim, herkese iyi akşamlar. Birçok kardeşlerimiz heyecanla, sabırsızlıkla eğitim sürecini merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bu sene ilk eğitim atamasını Manisa Kırkağaç olarak belirledi ve Manisa'nın eğitimi başladı, eğitimi bitti. Ondan sonra ek atama oldu. Manisa Kırkağaç ek atamasını yaptı. 1,5 ay sonra İzmir Yeni Foça eğitim ataması gerçekleştirmiş oldu. Ve şu süreçte herkes hala eğitim bekliyor. Özellikle yedek olan kardeşlerimiz de haliyle asil olan kardeşlerimizden daha çok heyecanlı bir şekilde eğitiminin açıklanmasını bekliyor. Geçen sene yedek 500'ü gördük arkadaşlar. 5000'lik kontenjanda Jandarma Genel Komutanlığı yedek 500'ü bile eğitim atamasına dahil etti. Bu sene 7500'lük bir kontenjan artışından dolayı belirlenmiş olan yedek 500 bu sene yüksek ihtimalle 700'leri 800'leri bile görmüş olacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın bir takım soruları var. Şimdi abicim diyor, ben yedek 50 liseyim. Diğer diyor ki ben ön lisans yedek 100'üm. Bunun bir avantajı olacak mı acaba? Lise, ön lisans ve lisansın yedek sıralamasında bir faydası olacak mı? Bizim lisansımızla ve ön lisansımızla lise arasındaki ve ön lisansla lisans arasındaki bir ayrımı bir avantajı olacak mı gibisine sorular sormuşlar. Arkadaşlar, işin gerçeğini söylüyorum size. Hiçbir avantajı, hiçbir faydası yoktur. Şimdi bir sistematik sistem var arkadaşlar. Yedek sıralamasındaki yedek olan adaylarımızı eğitim atamasına dahil edileceği zaman yedeklerin hepsi bir sayfada tutuluyor. Yani bu ön lisansla lisans arasındaki bir ayrım yok. Lise, ön lisans, lisans olan kardeşlerimiz bir sayfada tutulmuş oluyor ve karma bir kurayla o kardeşlerimiz eğitim atamasına dahil ediliyor. Örnek veriyorum. Ön lisans kardeşimiz yedek 58, lise yedek olan kardeşimiz yedek 55. Lise olan kardeşimiz geliyor, ön lisans olan kardeşimiz gelmiyor. Ama ne vardı bu işin içinde? Ön lisans liseden daha avantajlı sizin gözünüzde. Ama biz bu durumu daha öncelerden yaşadığımız için sizlere burada bu konuyu daha net bir şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. Eğitimleriniz arkadaşlar bu ayın sonuna kadar Allah'ın izniyle açıklanmış olacak. Önünüzde Karabük, Safranbolu eğitim yerleri ve Kastamonu bu gibi eğitim yerleri var kardeşlerim. İki grubun büyük bir eğitim kontenjanı açılmış olacak. Sizler de eğitimlere gitmiş olacaksınız. Asil olan kardeşlerimiz zaten gitmiş olacak. Ve ondan sonra yedek olan kardeşlerimiz de Manisa Kırkağaç olsun, İzmir Yeni Foça olsun, Karabük, Safranbolu. Yakın bir zamanda söylemiş olduğumuz eğitim yerleri sizlerle birlikte buluşmuş olacak kardeşlerim. Karabük, Safranbolu, Kastamonu, Manisa Kırkağaç olsun, İzmir Yeni Foça olsun. Tüm gruplar açıklandıktan sonra, atamalar yapıldıktan sonra, ondan sonra tekrardan yedeklerin aynı ilk eğitim ataması gibi yedek sıralamasının derecesine göre eğitim yerleriniz belli olmuş olacak kardeşlerim. Bu süreçte kesinlikle sıkıntılı işlerle uğraşmayın arkadaşlar. Polisin sizi suçüstü yakalayacağı durumlarla kesinlikle karşılaşmayın. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu zorlu süreçlerde sizlerin güvenlik soruşturmaları devam eder. Herhangi bir sıkıntı olursa bu sizin lehinize olur kardeşlerim. Yakında eğitimleriniz açıklanmış olacak. Bizim büyük bir şeyimiz var arkadaşlar. Merakımız, avantajımız sizlerle bu ayın sonuna kadar bir beklenti içerisinde olduğumuzu sizlere söylemek isteriz kardeşlerim. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak kardeşlerim. Hoşça kalın.